Enerji ihtiyacını oksijenin solunumla karşılama her canlı için ortak bir özellik değildir. Çünkü hepsi oksijenin solunum yapmaz. Hücre sayısını artırarak büyüme çok hücrelerde görülür. Adaptasyonlara sahip olma, boşaltım yapma, aynı şekilde uyarılan tepki verme tüm canlılarda görülürken sinirler ve hormonları sadece hayvanlarda görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar tahaya baktığımız zaman C, D ve F doğru cevapları olduğu için iki tane doğru cevabı var, iki tane yanlış cevabı var. Yine C, D ve F doğru olduğu için arkadaşlar Berat'ın 3 tane doğru cevabı var. Can'a baktığımız zaman e, yine doğru cevaplara bakarsak C, D, F arkadaşlar 2 tane doğru cevabı var. 2 tane yanlış cevabı var. Sercan'a baktığımızda D arkadaşlar doğru, F doğru, C de doğru. 3 tane doğru, 1 tane yanlışı var arkadaşlar. Eğer bunların puanlarını hesaplarsak her doğru için 30, her yanlış için 5 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kahanın ki arkadaşlar 60'tan onu çıkarırsak 50'dir. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Berat'a baktığımız zaman arkadaşlar Berat'ın 90 puanı vardır. Çünkü 3 tane doğrusu var. Can'a baktığımız zaman yine 60'tan arkadaşlar onu çıkarırsak 50 puanı vardır. Sercan'a baktığımızda 90 puanı vardır. 5'ini çıkarırsak 85 puan kalır. Buna göre Sercan Can'dan daha fazla arkadaşlar gördüğünüz gibi 85-50 daha fazla puan almıştır. Berat en yüksek puanı almıştır. 90 puan. Taha Can ile aynı puanı almıştır. Gördüğünüz gibi 50 puan. Dolayısıyla hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Biyoloji öğretmeni XYZ organik moleküllerin hücre yapısına katılma oranlarıyla ilgili aşağıdaki grafiği öğrencilerle paylaşıyor. Hücrelerde arkadaşlar en fazla yapıya katılan proteindir. Sonra yağ, sonra ise karbonhidrattır. Bununla ilgili öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangilerinin doğru hangilerinin yanlış olduğu bizlere arkadaşlar e, sorulmuş doğru olan ve olmayanlar. Zeynep'e bakalım arkadaşlar. Y yani karbonhidratlar enerji elde etmek için öncelikli olarak kullanılır. Hatırlarsanız karbonhidrat, protein ve yağlardan ilk önce vücut karbonhidratları tercih eder. Bu doğru bir ifadedir. Z'nin sonluğunda kullanılması sonucu en fazla oranda arkadaşlar enerji açığa çıkarılır. Yağlar diğerlerinden çok daha fazla enerji verirler. Proteinler DNA'daki şifrelere uygun olarak ribozomlarda sentezlenirler. Bunlar doğru. X'in yapısında ester bağı yoktur. Proteinlerin yapısında peptit bağı vardır. Bu yanlış bir ifadedir. X'in yer değiştirmesi gerekir. Ester ve peptit de. Bu yanlıştır. Yani yani karbonhidratların hepsinde karbon, hidrojen, oksijen ortaktır ama azot sadece kitinde bulunur. Hepsinde ortak olarak bulunmaz. Canla Kerem'inki yanlış diğerleri doğru arkadaşlar. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Verilen görseldeki deney tüplerine eşit miktarda su, maltoz parçalayan maltaz enzimi konulmuş. Daha sonra glikoz ayrıca ilave edildiğinde önce arkadaşlar ikinci tüpte sonra üçüncü tüpte en sonra da birinci tüpte renk değişikliği meydana gelmiş. Beklenen süreyi not ettiğimizde en fazla birinci tüpte beklemişiz. Demek ki oradaki renk değişikliği en geç gerçekleşmiştir diyebiliriz. Burada arkadaşlar birinci tüpte hızlı gerçekleşmesinin sebebi sıcaklığın yüksek olması, ideal olmasıdır daha doğrusu. Diğerlerinde ise daha düşüktür gördüğünüz gibi. Dolayısıyla öğrencinin yaptığı bu deneyden sıcaklık değişiminin enzimin çalışma hızına etkisini sonuç olarak çıkarabiliriz. Hepsinde renk değişikliği meydana geldiyse ortama arkadaşlar glikoz verilmiştir. Demek ki maltozun yapısında glikoz vardır diyebiliriz. Malta enzimi hücrenin dışında gördüğünüz gibi tüplerin içerisinde çalışmış ve etkinlik göstermiştir. En iyi çalıştığı sıcaklık 35 olmakla birlikte 15'te de renk değişikliği hızlı bir şekilde bire göre gerçekleştiği için 35 ile 15 arasında ilgili enzim hızlı çalışıyor diyebiliriz. Ama 5 dereceye kadar düşürdüğümüzde daha yavaş çalışıyor. Gördüğünüz gibi Bunların hepsine de sonuç olarak ulaşabiliriz. Cevap C seçeneğidir. Görselde verilen X yöntemi pinöstöz, Y yöntemi ise eksöstöz olaylarıdır. Bunlarla ilgili özellikleri eğer arkadaşlar Venn şemasını aktaracak olursak, hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin geçişi sağlanır. Bunların ikisiyle de arkadaşlar. Madde geçişi sırasında bunlar aktif olaylar olduğu için mutlaka enerji harcanır. Hücrenin zar yüzeyinde küçülme meydana geliyorsa arkadaşlar bu x ile ilgilidir. Çünkü eksostozda hücre zarına eklenme yapıldığı için zar eklendiği için bir genişleme meydana gelir. Hücrenin zar yüzeyinde şekil değişikliği gördüğünüz gibi ikisinde de arkadaşlar vardır. Madde geçişi hücre dışına doğru ise bu arkadaşlar gördüğünüz gibi eksostozla ilgili bir özelliktir. Çünkü endostozda içeriye doğru madde alınmaktadır gördüğünüz gibi. Eğer arkadaşlar bu işaretlemeleri V şamasına aktarırsak cevap C seçeneğidir.